Evet, hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Bize ne kadar zaman önce gelmiştin abisi? Bir 5 ay falan oluyor herhalde. 5 ay önce gelmiştin. Bize geldiğindeki rahatsızlığın neydi? Hatırlıyor musun? Evet. Neler yaptığını, neler yaşadığını? Ailem oldukça zor bir süreç yaşadı yani. Cin musallat olmuştu. Evet. Başlarda çarpıntı olarak başladı, hani kalp rahatsızlığı falan diye doktor gezdik önce. Kaç tane doktora gittiniz yaklaşık? Yani gidebildiğimiz her bölüme gittik. Beyinciye, kalpciye, ondan sonra psikiyatriye, hani ne varsa gittik. Daha sonra onlar bitti, acaba nazar mı falan demeye başladık. Hocaları gezmeye başladık. Hoca gezerken... Yaklaşık kaç tane hocaya gitmiştiniz benden önce? 5 tane filan oldu. 5 tane önceye gittim. Hocalar evet. Ne dediler? Sende ne var demişlerdi? Büyü diyen oldu. Nazar diyen oldu. Bıçakla bazı uygulamalar yapanlar oldu. Hepsinin farklı bir yöntemi vardı. Ama hiçbiri tamamen etkili olmadı yani. Hı-hı. Tamamen etkili olan yer buraydı. Gidiyoruz mesela. İlk birkaç gün sanki iyi gibi. Ama daha sonra tekrar daha fazla bir şekilde peki, açığa çıkıyor. Peki ilk geldiğini hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Neler yaşadığını o an tam olarak hatırlayabiliyor musun? Önce çok ciddiye almayarak geldim. Yani zaten o anda cinliyim. Sizi açıkçası dalga geçtim. Zaten o gün hatırlıyorsanız dalga geçerek başlamıştım seansa. Annemin vesilesiyle oldu biraz da. Onlar biraz zorladı beni yani. Ha gelmişim ha gelmemişim biraz umursamadım. Daha sonra burada... Bir de bu rahatsızlığı yaşarken insan kendisinin rahatsız olduğunu kabul etmiyor değil mi? Evet, biraz öyle. Ya ben normalim, bu benim huyum, karakterim evet, gibi. Evet. Ya da bu sana Allah'tan... Sen de yaptıkların sana çok normal geliyordu. Ben sinirliyim, agresifim veya bunlar benim bana göre, öyle, benim kendi seçimim diyorsun. Mesela doğuştan varmış bende, doğduğum andan itibaren gelmiş ama biz bunu ben küçükken sinirliyim zannediyorum. Hani aksiymişim küçükken, sinirli bir insandım. Hep huydan, karakterden, işte halasına çekmiş, bilmem neye çekmiş. Daha sonra açığa çıktığı zaman öğreniyoruz ki o huysuzluklarımın sebebi aslında çok başkaymış. Peki o geldiğindeki, buraya gelmeden önce önceyle, geldikten sonraki 5 aylık dönemdeki sen ile, evet, gelmeden önceki sen arasındaki fark neydi? Neler değişti mesela hayatında 5 aylık süreçte? Kendim karar verebiliyorum. Önceden 2-3 karakter birden vardı sanki. Cinler müdahale ediyor filan. Anneme cevap verirken bile onlar aracılığı, hani onlar müdahale ediyor. Yani onların seni yönlendirdiğini fark ettin evet, daha sonradan. Tabii ki. Kendi kişiliğine ve kendi öz yapına döndüğünü fark edebildin mi? Tabii ki. Mesela başlarda ilk öğreneceğim zamanlarda kendi kendime konuştuğumu zannettim. Şizofrenim zannettim. Böyle sesler duyuyorum, hani konuşuyorum, biri soruyor, biri cevaplıyor, birkaç tane birey var ortada. Daha sonra İçinde konuşanlar var ama evet, ne sen o meclisin içine dışarıdan kulak bir sahibi oluyor. Evet, evet. Yani acaba uyduruyor muyum dedim. Annemle paylaştım. Annemin de daha önce hani bu konular hakkında okuduğu kitaplar vardı ama tamamen bir ilim bilmiyoruz tabii ki. Söyledim. Acaba cinler mi falan, zaten okunduğu hani bir dua falan okunduğu anda herhangi bir tepki veriyorsun, okumayın, işte tükürüyorum falan ya da o anda kriz, atak geçiriyordum ben, krizlerim artıyordu ya da böyle değişik tepkiler. Doktorlar senin bu krizlerine ne teşhis koydular? Hap verdiler, hatta Konya'da hastaneye yatacaktım ben, öyle düşünüyorduk. Şizofren mi, bipolar mı, bir sürüydü yani, 5-6 tane hastalık. Böyle annemin öldüğünü falan uyduruyordum kafamda. Annem öldü diye uyduruyorum. İntihar etmeye gidiyorum. O arada annemi görüyorum ki annem yaşıyor. Sonradan fark ediyorum. İntihar teşebbüsü falan yapmış mıydın o hasta olduğun dönemlerde? Evet. Hap arıyordum, bıçak arıyordum. Evdeki hapları, bıçakları, kesici, delici ne varsa kaldırmışlar. Kendini kesme şeyi hissediyordun değil evet, mi? Evet, evet. Adak kesildikten sonra bu kesme olayı kayboldu. Tabii ki. Canım yandığını hissediyorum yani. Önceden hoşuma gidiyordu. Canım iyi. Kendine canını yakman hoşuna gidiyordu. Başka neler değişti sende? Başka. Biraz daha sakin bir insanım. İnsanlara daha anlayışlı yaklaşmaya başladığımı fark ettim. Önceden direkt tepki veriyordum. Direkt bir hani sinir ve haksızlık ettiğimi fark ettim insanlara.
zulmettiğini fark ettim. Zulmettiğimi fark ettim, evet. Babana karşı bir muhabbetsizlik olayı vardı. Bir nefret vardı, evet, babaya, evet, karşı. Seanstan, tövbelerden sonra o kalktı zannediyorum. Evet, şu anda babamla aramız çok iyi. Önceden, hı hı, yani ergenlik çağlarında zaten çok kötüydük, hani iyi değildik. Hastalandıktan sonra daha berbat oldu. O ara babama, hı hı, muamelelerimiz değişti yani. Ben ona farklı konuşuyorum, o bana farklı davranıyor. Tetikliyordu ama seni yerli yersiz. Tabii kinini tetikliyor yani, artıyor gittikçe. Ama sen bunun cinler mi yaptığı, babam yüzünden mi oluyor yoksa benim tavırlarım mı bile seçemiyorsun yani. Hı hı. Daha sonra buraya geldik. İşte günahlarımız, hatalarımız varmış. Babamın kadınlara karşı olan yersiz tepkileri ve aşağılamaları, kınaması. İşte peki ben, insanların başkalarının kınamasının şaşırtıcı bir şekilde kendi çocuklarına dönmesini nasıl yorumluyorsun? Doğru buluyorum. Yani Allah'ın adaleti diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Allah insanı ıslah etmeye çalışıyor. Bunu da görmesini istiyor. Sen görüp de kınamaya tövbe etmediğin zaman görene kadar o hastalık sende kalıyor yani. O cinsel. Onu fark ettiği zaman tövbeyle o belayı kaldırabiliyorsun. Evet. Sadece tövbe yeterli bunun için. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Rabbimiz bizlere bela ve musibet kapılarını açıyor, bize geliyor. Tabii ki bu bize aslında bir nimettir. Ben ve bize bela ve musibet kapıları bizim işlediğimiz günahlar ve hatalardan açılıyor. Tabii ki. Biz o günah ve hatayı fark eder, samimane tövbeyi yaparsak o belanın ve musibetin görevi bitiyor, sonlanıyor. Evet. Ve üzerimizden kalkıyor. Başlarda diyorlar ki işte büyü yapıldı, yok ekmeğe bastın, yok külden atladın, sıcak su döktün. Ama aslında çok başka. Yani bunlar aslında insanlar doğruyu görmesin diye uydurulmuş birkaç safsata. Safsata. Çünkü burada senin düzelme sürecinde uygulanan, evet, sadece tövbe, dua ve helalliktir. Evet. Ve bir yerine getirilmek. Atayı saymak. Ataya saygı, evet, verilmek. Peki sen kızım da ne değişmeler fark ettin 5 ayda? Hocam ben tam detaylı anlatsam bizim yaşadığımız korku filmleri değil. Anladın o zaman. Değil mi? Çünkü ilk rahatsızlandığında hiç böyle cin konusu falan yok. Kan pastası gibi. Çocuk çarpıntı oluyor, böyle sorununu alamıyor falan. Evet. Sonra bize bir diyen oldu, bir hocaya götürdüm. Bir hocaya götürdük. Oraya girerken zaten bir okuma dedi ya, şüphelendi mi? Ben bunu okumaya başladım, biraz rahatlasın, nefes alsın. Evet. Okuma da diyesi yok, okuma deyince ben şüphelendim. Bir hocaya götürdük. Oraya girince o adam bir şeyler okuyunca hocam tamamen musallatı ilerlettiler, vücudu bırakıp beyine geçtiler. Şimdi bir de enteresan bir şey, sen hocaya okunması ve tedavi için gidiyorsun. Orada hoca, cinci hoca okuyunca senin kızdaki rahatsızlık daha da artıyor. Nice ortaya artıyor, seyir değiştiriyor. Önce konuşmayla ilgili bir şey yoktu, sadece hastaydı. Biz hocadan geldik, evet, evinde oturuyoruz, benim evim çarşı içinde. Biri geçiyor, yorum yapmaya işte başladı. Bu, hı hı, çocuğu olmuş, çocuğu işte doğum yapmış, eşi oraya gidiyor. Bu çok sinirli, diğere gidiyor, yorum yapmaya başladı, ben iyice anladım. Hı hı. Sonra bu çocuğu, bunu anne benle konuşan var gibi falan dedi. Kızım dedim, niye diyorlar? Arkadaş olmak istiyorlarmış beni. Ondan sonra gayri hiç tepki göstermedim. Rahman suresinden bahsettim falan, konuşuyor, sohbet ediyor. Evet biz de severiz, Rahman suresini de bizlerden de geçiyor. Biz de severiz dedi. Ben de okuyayım da onlar bir dinlesin o zaman dedi. Tamam. Ondan sonra okudun, dinlediler mi? Okudum, bunlar gene konuşuyorlar, araya laf katıyorlar. Çocuk lafa giriyor, okutturmadılar, araya laf karıştırıyorlar. Tabii ki Kur'an okuyorum ya, rahatsız oluyorlar. Bunlar iyice belletti hocam. 2-3 kişi görüyorum dedi, çocuğa görmüyorlar. Çocuğu bana karşı tükürttürdüler. Saldırttılar. Ben senin kızın değilim diyor. Ve bize kızıyor, bizim evimize bir yabancı kız. Sonra eşim köyünden bahsediyor, sizin eskiden evinizin yerinde ah çiftliği varmış falan diyor.
anladım ki yani benim çocuğum ne bilecek eskileri, babasıyla sanki aynı eskileri yaşamış gibi konuşuyor. Ben sizin kızınız değilim, böyle konuşuyor, böyle çok değişik hallerle yaşıyor. Bir bakıyorum dini bir şeylerden bahsediyor, gerçekten doğru şeyler. Bir bakıyorum yani çocuk bir şeytan oluyor. Yani bir şeytan oluyor, bir melek bir oluyor. İmam oluyor, bir melek oluyor. Melek oluyor. Her telden oynuyor. Evet, Kur'an tecvidi gösterdi bana. Bak bu bilgiyi bir yerde bulamazsın. Ben dedim 40 yıl düşüneceğim, aklıma gelmezdi çocuğum bana. Ben bunu okusun diye gönderdim. Bir sayfa okumamıştır Kur'an. Yani karşıda gelen şeytan Kur'an'ı da dini de tecvidi de iyi biliyor. Tecvidi gösterdi. Ama size. Sana size asla nereden musallat olduğunu söylemiyor. Hocam Kur'an'ın tecvidini gösteriyor ama diyelim bir hafta sonra diyor ki bize bir kurban verirseniz sizi bu dertten kurtarırız. Neymiş kurban? Birinin çocuğuna biz büyü yaparsak kurtulacakmışız. Bak. Bizde bu konu geçmedi bile. Çocuk yani dedim ki yani çocuğum ölsün daha iyi. Ben niye büyü yapacağım? Ölürsün ölsün ne yapalım? Allah'ın emri. Yani size Allah'a şirk koşmayı teklif etti. Bizi günaha sürükleyeceklerdi. Hatta buna diyorlarmış ki biz girdiğimiz her yere felaket getirirdik. Ama bu sizde tam tersi oluyor falan demişler çocuğa. Bizimle sohbet ediyor. Yemek yiyoruz hocam. Birden konuşurken devreye giriyor. Çok çabuk lisanına gelmeye başladı. Bizlere sohbete giriyor. Siz kaç yaşındasınız? Siz ne yersiniz? Siz nerelerde gidersiniz? Ben peki yaklaşık bu hastalık süreci kızda ne kadar sürdüydü bana gelmeden? Bir sene yakın sürdü hocam. Bir sene sürdü. Bir sene sürdü. 4-5 hocaya götürdü. Herkes de büyü, kimi büyü dedi, kimi muska tütsü. Hatta evdeki bir hocanın biri elektrik süpürge, 2-3 tane süpürge vardı. Onu bize tuzla buz ettirip suya attırdı. İçmediğim tuz, yemek, attı işte okunmuş su, okunmuş tütsüler. Yemek, yani tütsüler. İçmediğim hiçbir şey kalmadı. Bir tek kolonya kaldı içmediğim yani. Yapmadığımız şey kalmadı. Kim peki bu bana geldiğinizde, ilk geldiğinizde ya bu hoca da yani çocuğa da benzemiyor falan. Diyenler oluyor. Ben... bu adam mı çözecek? Sakalı yok, şalvarı yok, cübbesi yok, sarığı yok. Hatta eşini... Böyle dediniz mi? Ya dolandırıcılara benziyorlar sanki falan dedi ama sonra da kendisi dedi ki, başka bir hoca var gündemde. Dedi ki, neymiş? Önce dedi ki, ben uzaktan yakarım ben cinleri diyor. 600 lira para istiyor falan.